Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eftalu salatu ve etemmu teslim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Allahümme Recep ayımızı mübarek eyleye. Rabbim inşallah sahatle, afiyetle Ramazan ayına ulaştıra. Şakik'in İbrahim demiş ki, muhterem kardeşlerim, İnsanlar وافقني الناس في أربعة أشياء قولا وخالفوني فيها فعلا. İnsanlar şu dört şeyde sözlü olarak bana uydular. Ancak diyor, dört şeyde de davranış olarak bunların aksini yaptılar. Yani sözde uyuyorlar fakat davranışta, fiilde uymuyorlar. Şakik İbn İbrahim. Neymiş? Ennehum gal, onlar da der ki, birincisi, inna abidullahu teala ve ya'meluna amelel ahrar. Allah Allah. Biz Allah'ın kuluyuz, kölesiyiz dediler ama hür insanlar gibi davrandılar. Biz Allah'ın kölesiyiz, kuluyuz diyorlar fakat hür insanlar gibi davranıyorlar. Bir insan, bir köle efendisinin karşısında nasıl durur? Edeple, eli göbeğinde edeple, terbiyenin her an ağzına bakar. İşte ben de Allah'ın kuluyum diyen kişi Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını her an uygulaması gerekir. Her an uygulaması gerekir. İbadetinde, taatını, kulluğunu, ya bir iş var, bu işte benim Allah'ım ne diyor? Allah-u Teala izin veriyse o işi yapar. Bir ticaret var, Allah-u Teala izin vermişse yapar. İzin vermemişse yapmaz. Faiz var, Allah-u Teala buna izin vermiyor, yapmaz. Zina var, Allah muhafaza etsin, Allah-u Teala buna izin vermiyor, yapmaz. Öyleyse kullar, köleler, efendisi olan Allah-u Teala'nın istediklerini yaparlar. Hürler gibi, yani rastgele, boş yere yaşamazlar. İşte Şakik İbn İbrahim öyle diyor. İkincisi, İnna Allah'a kefirun li erzâgena ve la tutmainne gulûbuhum illa ma'a şeyin mined-dünya. Allah-u Teala rızkımıza kefildir derler. Fakat dünyalık işlerle uğraşmadan kalpleri mutmain olmazlar. Allah-u Teala rızkımıza kefil. Elhamdülillah. Öyleyse çalmaya, çırpmaya, kaçmaya gerek yok. İnsan gücü yettiği kadarıyla, koşturabildiği kadarıyla, helalı dairesinde çalışması gerekir. Harama gerek yok kardeş. Helallar kifayet eder insana. Öyle demiş ya Said Nursi Bediüzzaman yani. Helaller dairesinde insana yeter yani. Helal neyse sen ona koş kardeş. Helalından al, sat, yap ama ne yap? Haramdan uzak dur yani. Haramla uğraşma. Çünkü Allah-u Teala rızkını kefil sana. Gelecek yani, şu karnın doyacak ya. Karnın doyacak. Daha senin çocuğun karnını doyacak. Çünkü dört aylıkken Allah-u Teala ona yazıyor rızkını. O zaman yani çalmanın, çırpmanın, faize girmenin, harama girmenin, Allah'a isyan etmenin bir anlamı yok ki. İkincisi bu. Üçüncüsü, üçüncüsü, İnnel ahiretu hayru mined dünya ve hum yecma'unel mâle lid-dünya. Allah Allah. Ahiret dünyadan hayırlıdır derler. Fakat dünya için mal biriktirmeye de devam ederler diyor. Ahiret madem hayırlıysa, Allah-u Teala diyor, وَالْاٰخِرَةْ خَيْرٌ لِلْاٰهِ. Allah-u ahiret, uleden yani dünyadan hayattan daha hayırlı. Öyleyse kardeş, sen ahiret için çalış, hayırlı olana çalış. Şerinden, hayırsızdan ne işin var? İnsanlar diyor, ahiret hayırlıdırlar fakat dünya için mal biriktirmeye gayret ederler. Ya mal varsa Allah yolunda harcadığın güzel zaman güzel. Mal varsa Allah için Allah'ın evini yaptırdığın zaman güzel. Mal varsa Allah için fakir fukarayı yedirip içirdip giydirdiğin zaman güzel. Mal varsa talebelere ilim yolunda harcadığın zaman güzel ya. Bunlar çünkü sana öbür tarafta mezarda seni karşılayacaklar ya. Ahirette Allah-u Teala sen Allah için verdiğinden dolayı seni gölgesinde görecek. O zaman malı biriktirmenin, ya işte şu kızımın, şu oğlumun, şunun bir evi daha olsun, şunun bir arabası daha olsun diye demenin anlamı yok. Allah için, sen ahiret için çalış. İbrahim ve Şakik İbn İbrahim de öyle diyor. Üçüncüsü, la budde lena minel, dördüncüsü, la budde lena minel mevt ve ya'meluna a'malun kavmin la yamutun. Ölümden kurtuluş yok derler diyor. Ölümden kurtuluş yok derler diyor. Fakat de diyor, hiç ölmeyecekmiş gibi öyle çalışın diyor. Ölümden kurtuluş yok. Bir gün her hepimiz ölecek yani. Azrail Aleyhisselam geldik, emanet artık vakit tamam. Usta iş paydos diyecek yani. Usta iş paydos dediği zaman o emaneti alacaklar.
Allah-u Teala inşallah o güne hazır olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Yani ölüm için, ölüme hazırlıklı olanlar için çalışmayı nasip eylesin. Allah-u Teala ahireti tercih eden kullarından eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.